kamyonlar maden sahasına giden güzergahta peş peşe ilerliyordu. Önce karşıki tepelerden beyaz dumanlar çıktı. Ardından tonlarca toprak bir anda yola akmaya başladı. Kızgın yağ misali akan toprak önünü ilk kestiği kamyonu böyle içine çekti. Yol boyu ilerleyen heyelana kapılma tehlikesi yaşayan 3 kamyondan biri geliş yönünde olduğu için hızla uzaklaşabildi. Biri o anları kaydeden olmak üzere 2 kamyonsa geri geri kaçmaya başladı. Neyse ki hızla yaklaşan heyelan çekimi yapan kamyona ulaşamadan durdu. Yanlamasına akışı kesilen dev toprak kütleleri aşağıya doğru akmaya devam etti. Görüntüler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tespit çalışmaları açıklamasını da doğrular nitelikteydi. Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlar 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de yani işçi kardeşimiz de şoför, kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Bakan Yerlikaya'nın bahsettiği o işçinin kamyonuyla toprak altında kaldığı anlarsa arkasındaki kamyonun araç kamerasına böyle yansıdı.